İç akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sanat felsefesi. Artık müfredatımızda yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bugün çok iç açıcı bir konu işliyoruz. Hazırsanız hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım hangi konuları göreceğiz? Sanat felsefesinde bize hangi konular gelecek? Hemen incelemeye başlayalım. Sanat, estetik ve sanat felsefesi nedir diyeceğiz. Tabii ki de önce ilk kavramlarımızı öğreneceğiz. Sonrasında sanat felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Sonrasında sanat felsefesinin ve estetiğin temel problemlerine bakacağız. Bizim için sanat felsefesinde estetik de ön plana çıkacak. Bunu en başından dile getirelim. Sonrasında sanata açıklayan felsefi görüşlerimize bakacağız. Filozoflarımız acaba bu konularda neler dediler bunları irdeleyeceğiz. Ondan sonra güzellik problemine bakacağız ve en son olarak da ortak estetik yargılar var mıdır acaba bu konuda filozoflarımız ne demiş hazırsak hemen başlayalım. Sanat nedir arkadaşlar? Sanat aklınızda canlanan tanımı buraya döktüğüme inanıyorum. Sanat duygu ve düşüncelerin insanın hayal dünyasında zenginlik kazanıp acaba ne ile yorumlayarak Tabii ki de arkadaşlar hayal gücümüzle yorumlanarak bir form kazanmasıdır Peki estetik nedir diye sorarsak estetik Aslında bir güzellik bilimidir. Estetik bizim için güzelliği anlatır. Her tür güzel estetiğin konusu içine girebilir. Yani bizim için güzel olan estetiğin konusu içinde irdelenebilir diyeceğiz. Sonrasında estetik güzelin ne olduğunu sorgulayan ve bunun bilgisine ulaşmaya çalışan aslında neymiş? Felsefe dalıymış. Yani biz estetiği felsefenin bir dalı olarak adlandıracağız. Peki sanat felsefesi nedir? Bizim için en önemli konu tabii ki de bu. Hemen bakalım. Sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. Bakın burada ne öne çıkacak arkadaşlar? Tabii ki de sorgulamak, eleştirmek, eleştirel bakmak, sanat felsefesi ne yapacak? Sanata eleştirel bakacak. Sanat felsefesi doğadaki güzelliği de konu edinecek ve estetiğin bir dalı olacak. Bunların hepsine ilaven şunu dile getirmek istiyorum. Sanat felsefesinin aslında felsefe ile ortak özellikleri var. Bir de farklı özellikleri var. Şöyle sanat ve felsefe, varlığı ve deneyi aslında arkadaşlar evreni de ne yapıyor? Bir araya alıyor, anlamlandırma çabası içerisinde inceliyor. Her iki alanda da eleştirel bir yapı var ve yaratıcı bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Neymiş? Sanat da felsefede ortak olarak bunları yapıyorlarmış. Peki hocam, sanat ve felsefenin farklı yönleri nedir diye sorarsanız felsefe hakikati arar arkadaşlar. Peki sanat neyle yapılır? Sanat ise güzeli, hoşa gideni duyguyla yapmaya çalışır duyguyu arar, heyecanı arar, hazzı arar. Burada sanat ve felsefenin farklı yönlerini de dile getirmiş olalım sorularda karşınıza çıkabilir. Geldik sanat felsefesi ve estetik ilişkisine. Bakalım bunların arasındaki farklar neymiş? Estetik hem doğadaki hem de sanattaki güzeli sorgularken hemen buraya notumuzu alalım. Estetik ne yapıyormuş? Hem doğadaki güzeli sorguluyormuş hem de sanattaki güzeli sorguluyormuş. Peki sanat felsefesi ne yapıyormuş? Sadece sanat eserindeki güzeli sorguluyormuş arkadaşlar. Sanat felsefesi sadece sanat eserindeki güzeli sorguluyormuş. Yani neymiş? Estetik aslında konu kapsamı içerisinde sanat felsefesini de barındırıyormuş diyebilelim. Ve bunu hemen sonraki slaytımızda size görsel olarak da göstermek istiyorum ki sorularda karşınıza çıkarsa hemen cevap Bakın burada çok güzel iç açıcı bir manzara var. Estetik ne yapıyor? Estetik hem doğadaki hem de sanattaki güzelle ilgileniyor. Yani daha kapsamlı. Yani ne oluyor? Sonucunda sanat felsefesinin insan eliyle yapılmış eserlerinden ayrılıyor. Sanat felsefesi de ne yapıyor? Sanat eserindeki güzellikle ilgileniyor diyelim ve estetik sanat felsefesini kapsıyor diyelim buraya kocaman bir yıldız atalım. Geldik sanat felsefesinin temel kavramlarına. Bakalım hangi temel kavramlar karşımıza çıkacak? Hemen bir bakalım. Tabii ki de güzellik kavramı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Sanat deyince güzellik demesek olur mu? Olmaz. Estetik deyince güzellik de diyeceğiz tabii ki. Sanat eseri karşımıza çıkacak. Hoş kavramı karşımıza çıkacak, yüce kavramı karşımıza çıkacak. Hatta ilerleyen slaytlarda güzellik ve hoşun ilişkisine bakacağız, güzellik ve yüceliğin ilişkisine bakacağız. Bunun hakkında filozoflar ne demiş? Bunları hep beraber irdeleyeceğiz beraber. Sonrasında estetik özne karşımıza çıkacak. Hocam peki estetik özneyi neden işaretlediniz? Tabii ki de estetik özne de alımlayıcı olarak bizi ilgilendirdiği için işaretledim. Eğer estetik özne karşınıza çıkarsa bilin ki alımlayıcı. Yani Sanat eserine bakan biz olarak karşımıza çıkacak. Peki estetik obje nedir diye sorarsanız estetik obje ise nesne olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar ve estetik değere sahip olan nesne olarak karşımıza çıkacak. Herhangi bir sanat eserini düşünebilirsiniz. Sonrasında tabii ki de bu sanat eserinden aldığımız estetik haz karşımıza çıkacak. Bu estetik hazın karşısında da acaba ben bu sanat eserini beğendim mi, beğenmedim mi? Tabii ki de bunun hakkı estetik bir yargıda bulunacağım diyorum ve hemen geçiyorum sonraki slaytıma. Buna gördüğünüz gibi bir sürü yıldızlar serpiştirdim. Sanat felsefesinin temel problemlerine baktık, estetiğin temel problemlerine baktık. Neden? Çünkü bu iki dal arkadaşlar felsefenin iki dalıdır lütfen unutmayın. Sanat felsefesinin temel problemlerinde sanatın anlamının ne olduğunu filozoflarımız sorar. Bakın burada gördüğünüz gibi filozoflarımız ilgileniyorlar sanatla. Sanatın anlamı nedir diye sorarlar. Sanatın değeri nedir diye sorarlar. Sanatın işlevi nedir diye sorarlar. Sanat eserinin özellikleri nedir diye irdelerler. Ne olmalıdır diye irdelerler. Sonrasında sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar acaba nedir derler. Bu kültürel unsurlar olabilir, psikolojik etmenler olabilir. Bunları filozoflarımız teker teker sorguluyorlar. Peki estetiğin temel problemleri nedir diye sorarsak güzelliğin ne olduğunu estetik tamamen sorgular. Biz ne demiştik? Estetik güzellik bilimidir. Bunu da unutmayın. Ortak estetik yargıların varlığı estetik problem olarak alır, güzelin iyi, doğru ve yüce ile ilişkisini tabii ki de estetik temel bir problem olarak alır. Lütfen bunu ekran görüntüsü alın diyelim ve hemen geçelim sonraki slaytımıza. Ne geldi karşımıza? Sanatın ögeleri geldi. Sanatın ögelerinde acaba karşımıza neler çıkacak? Bakın burada ben ne koymuşum? Bir sanatçı koymuşum aslında ve hemen tanımlamışız. Yaratıcı ruhunu becerileriyle harmanlayan, sanatın herhangi bir dalında fikirlerini insanlara ileten, ürettiği eserlere estetik ve güzellik katan kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki de sanatçıdır. Biz sanatçıyı ne yapıyoruz? Eserine estetik ve güzellik katan yaratıcı bir kişi olarak tanımlıyoruz diyebiliriz. Bu sanatın ögelerinden ilkidir. Sonrasında estetik nesne. Daha demin de söylemiştim. Burada ne olacak? Sanatçının hayal gücünün ve emeğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yapıt bizim için ne olarak çıkacak? Tabii ki de arkadaşlar sanat eseri olarak karşımıza çıkacak. Peki estetik özne neydi? Tabii ki de bizdik. Yani alımlayıcıydı. Yani biz olarak karşımıza çıkacak estetik nezleden haz duyan kişi olarak karşımıza çıkacak sanatın ögeleri bu şekilde. Hemen sonraki slaytımıza bakalım. Ne kadar da güzel, iç açıcı bir tablo değil mi? Hemen sanat eserinin özelliklerine bir bakalım. Bu da bir aslında bu tabloda bir sanat eseridir. Peki sanat eseri hangi özellikleri taşımalı? Hemen bir bakalım. Sanat eseri o eseri ortaya koyan kişiden izler taşıması yönüyle acaba nedir arkadaşlar? Tabii ki de kişiseldir. Çünkü ne yapıyor? O eseri yani sanatçıdan eseri ortaya koyan kişiden izler taşıyor ve bu yönüyle aslında kişisel olarak da Adlandırılıyor arkadaşlar Peki hemen sonraki adıma bakalım. Sanat eserinin oluşması için acaba ne gereklidir? Tabii ki de arkadaşlar yaratıcılık gereklidir. Siz yaratıcı olarak, hayal ürünü olarak ortaya koyarsınız sanat eserlerinizi. Üçüncü maddemize bakalım. Sanat eserleri üretilirken yarar amacı güdülmemelidir. Bunu sonraki slaytta da size aktaracağım. Yarar amacı güdüldüğünde zanaate dönecek zaten. Bu yönüyle sanat eserleri ne ile üretilmelidir arkadaşlar? Tabii ki de estetik bir kaygı ile üretilmelidir. Siz sanat eserine estetik bir kaygı ile üretirseniz o zaman alımlayıcıya estetik bir haz verme niteliğinde de olursunuz. Hemen dördüncü maddemize bakalım. Sanat eseri eşsiz ve tek olma yönüyle nedir arkadaşlar? Tabii ki de biriciktir. Bakın burada eşsiz ve tek olma yönüyle olduğu için vurgu yaptım. Beşinci maddemize bakıyoruz. Sanat eseri orijinallik taşıması yönüyle. Yani aslında burada özgünlüğünden bahsediyor değil mi? Hemen burada özgünlükte yazıyoruz. Sanat eseri nedir arkadaşlar? Tabii ki de kalıcıdır. Kalıcı olmalıdır da diyebilirim. Çünkü günümüzde bu birazcık evrildi ama gerçekten bilin ki kalıcı eserler sanat eseridir bunu da aklımızda bulunduralım Yedinci maddemize bakalım. Sanat eseri tüm insanla hitap etmesi yönüyle nedir arkadaşlar? Tabii ki de evrenseldir. Siz bu tabloyu gördüğünüz zaman size hitap ediyorsa başkasına da hitap edecektir. Ve bu yönüyle de evrensel olarak karşımıza çıkacak. Burada da sanat eserinin özelliklerini öğrenmiş olduk. Ve geldik sanat ve zanaatin birbirinden neden farklı olduğuna hemen bir düşünelim. Sanat arkadaşlar sanatı düşündüğünüz zaman sanat eserini daha demin de görmüştük. Sanat eseri tekti değil mi? Sanat tektir. Sanat eseri de tektir. Sonrasında sanat nedir arkadaşlar? Özgündür, özgün içerikler verir ve estetik bir has vermek zorundadır bize. Estetik haz ve estetik bir kaygı ile oluşturuluyor değil mi? Hatta buraya direkt sanat eseri de diyebiliriz. Peki zanaat neydi? Zanaat arkadaşlar eğer bir ürün fayda sağlamak için bakın bunu böyle kocaman yazıyorum ve yıldızlıyorum. Eğer bir ürün fayda sağlamak için ortaya konulmuşsa ve tekrarlanabiliyorsa o zaman ne oluyor arkadaşlar? Zanaat ürünü oluyor. Bakın burada hemen örneğimizi verdim. Ne vermişiz burada? Bir dolap örneği vermişiz. Bu dolap bir seri üretimde ne yapılabilir arkadaşlar? Tekrarlanabilir, değil mi? O zaman buna tekrarlanabiliyorsa ne oluyor? Marangoz yaptığı aslında güzel bir dolapla ne yapmış oluyor? Bize tekrarlanabilir seri üretimi olabilir bir ürün çıkarmış oluyor. Ama bunun sonucunda ne yapıyor? Bize fayda sağlamak için bu ürünü üretmiş oluyor. Yani tekliği, özgünlüğü, estetik hazını bu zanaat kişisi düşünmüyor. Onun için de bunu tabii ki de zanaat olarak isimlendiriyoruz diyebilirim. Şimdi geldik sanatı açıklayan felsefi görüşlere. Bakalım filozoflarımız sanatı kaça ayırmışlar, nasıl görmüşler? Hep beraber inceleyelim. Taklit olarak sanat. Acaba bu kuramın diğer adı ne olarak geçiyor? Tabii ki de yansıtmacı kuram olarak karşımıza çıkıyor. Taklit olarak sanat dediğimizde arkadaşlar, yani yansıtmacı kuram dediğimizde hemen Pascal'ın bir sözüyle size bunu açıklayacağım. Asıllarına hayran o olduğumuz şeylerin benzerlerine hayran olmamız şaşılacak şeydir. Yani ne yapıyoruz biz taklit olarak sanatta? Aslında sanatı taklide çeviriyoruz ve doğanın taklidini yapıyoruz. Tablomuza doğanın taklidini geçiriyoruz. Bazı filozoflarımız aslında diyor ki sanat taklidin taklididir. Bunları birazdan irdeleyeceğiz. Temsilcilerimiz olarak da kim çıkacak karşımıza? Aristoteles çıkacak ve Platon çıkacak. Peki yaratma olarak sanat nedir? Diğer adıyla nedir arkadaşlar? Dışa vurumcu kuram olarak karşımıza çıkar. Sanatçının hayal gücünün katılmadığı bir doğa ne güzel ne de çirkindir. Bakın Burada temsilcimiz direkt B Krok olarak karşımıza çıkacak ve diyecek ki hayal gücünü... Katacak sanatçı ve bu doğayla da bizi yaratma olarak sanata götürecek. Peki oyun olarak sanat nedir? İnsan oynadığı sürece tam bir insandır diyen ve temsilci olarak da karşımıza çıkan şiler bunu bize savunacak. Arkadaşlar tüm bunlara ek olarak 3 kategori yazdım ama bazı kaynaklarda karşınıza artı olarak... İşlevselci kuram da çıkabilir hemen onu da buraya yazayım bunu da aklınızda bulundurun çünkü işlevselci kural sanat toplum için yapılır der ve sanat toplumsal sorunlara duyarlı olmalıdır der. Bunu da unutmayın ek bilgi olarak bunu buraya not olarak koydum buraya da toplum yazalım aklımızda bulunsun. Hemen geçiyorum bunları teker teker açıklamaya. Taklit olarak sanat yani yansıtmacı kuramda bakalım ne demişiz. Daha çok hangi çağda benimsenir arkadaşlar bu? Tabii ki temsilcilerden de aklınıza gelsin. Antik çağda benimsenen bir görüştür. Temsilcilerimiz zaten kimdi? Platon'du, Aristoteles'ti. Bu yaklaşıma göre acaba gerçek güzellik nerededir? Şöyle bir fotoğraflara baktığınızda da anlayacaksınız zaten. Tabii ki de arkadaşlar doğadadır. Peki sanat sanatçının gerçekliği hakikatiyle gördüğü bir nesneyi veya durumu buraya böyle kocaman bir yıldız koyalım taklit etmesiyle biz ne yapıyoruz? Gerçekliği, hakikati doğadan alıyoruz ve aslında taklit ediyoruz. Diğer adıyla mimesis olarak karşımıza çıkar lütfen unutmayın. Ve sanat doğayı tıpkı bir ayna gibi yansıtmalıdır. Yani sanat doğayı tekrar tekrar söylüyorum. Ayna gibi yansıtarak taklit etmelidir. Bu kurama göre sanat eseri Takdide ne kadar yakın olursa bakın sanat eserini siz ne kadar çok atıyorum tuvalinize yansıtırsanız ne kadar çok resminize yansıtırsanız... O kadar siz başarılı bir eser çıkartırsınız taklit olarak sanat kuramına göre diğer adıyla yansıtmacı kurama göre. Peki Platon bunu nasıl açıklamış? Hemen bakalım. Platon'a göre arkadaşlar hangi iki evren vardı? Tabii ki de duyular evreni vardı. Hemen buraya yazalım. Duyular ve yani nesneler evreni vardı. Bir de idealar evreni vardı değil mi? İki tür evren vardı Platon'a göre. Sanatçılar duyular dünyasında bulunan nesneleri taklit ederek sanat eseri oluşturmaya çalıştırırlar der Platon. Fakat duyular dünyasındaki varlıklar gerçek olmadığı için tabii ki de nesneler dünyasını Platon hiçbir zaman zaten gerçek bulmaz. Sanatçılar der idealar dünyasındaki varlıkları taklit eder aslında der. Gerçek sanat aslında der idealar dünyasında vardır der Platon. Bunu da taklit ederler der. Platon'a göre sanat taklidin de taklidinden ibarettir ve arkadaşlar aslında Platon'a göre sanat çok da değerli bir şey değildir. Sanatçı görünen evrendeki güzeli değil, güzelin idasını taklit etmektedir. Bakın ne yapıyor? Platon'a göre görüşte İdalar evrenini alıyor, nesneler evrenini almıyor. İdalar evrendeki güzeli alıyor. Sonrasında güzeli de değil, güzelin idasını taklit ediyor Platon'a göre. Peki Aristoteles bu kuram hakkında ne diyecek? Taklit olarak sanat kuramı hakkında. Aristoteles'e göre sanatçı doğayı taklit ederken nesneleri oldukları gibi değil. Bakın oldukları gibi değil. Burada Platon'dan ayrılıyor olması gerektiği gibi yansıtabilmelidir diyecek Aristoteles. Sanatçı eseri oluştururken yoğun duygular yaşayarak ruhunu arındırır diyor. Bu yönüyle aslında sanatın nasıl bir yönü vardır diyecek, ahlaki de bir yönü vardır diyecek ve burada arkadaşlar katarsisi de aslında ortaya çıkartacak Aristoteles katarsız neydi bizim için? Tutkulardan arınma olarak da karşımıza çıkar ek bir bilgi olarak vereyim. Sanat yapıtının değerli olması doğadaki uyumu sağlaması yani düzeni sağlamasıyla ilgilidir. Zaten Aristoteles deyince uyum, düzen bunların hepsi aklınızda bulunsun arkadaşlar. Aristoteles neymiş demek ki taklit olarak o doğayı olduğu gibi değil olması gerektiği gibi taklit etmesini savunuyormuş diyebiliriz. Hemen geldim ikinci kuramıma yaratma olarak sanat yani dışa vurumcu kurama geldim. Neydi temsilcimiz kimdi? B. Krok'tu. Hemen bakalım ne demiş B. Krok. Bu kurama göre güzellik doğada bulunmaz taklit olarak sanatı ne yaptık hemen çürüttük değil mi filozofumuz karşı çıktı onu sanatçı duygu ve düşünceleriyle ne yapacak arkadaşlar tabii ki de yorumlayarak ortaya çıkartacak. Asıl güzellik nerededir? Sanattadır diyecek. Sanat, sanatçının kendini ifade etmesidir. Sanatçı neyin peşindedir? Bakın sanatçı kendini ifade edecek ve sanatçı neyin peşinde olacak? Mükemmelin peşinde olacak sanatçı yaratma olarak sanat kuramına göre. Sanatçı hayal gücünü ve yaratıcı yanını kullanarak doğadan aldığı izlenimlerini ne yapacak? Özgün bir anlatım dönüştürecek. Sanat eseri sanatçının kendi yorumlaması olacak ve yaratıcılığıyla zaten adından da belli olduğuna göre kuramımızda yaratma olarak sanat kuramına göre sanatçı mükemmeli arayacak, sanatçı özgün bir yapıt ortaya koyacak, yaratıcılığıyla kendi eserini yorumlayacak. Kısaca özetlersek bu kuramda sanat bir kere tekrarlanabilen özel bir etkinliktir. Bakın neymiş sanat B. Krok'a göre özel bir etkinlikmiş. Sanat insanın üstün bir emeği ve yaratıcılığıdır. Sözü de tamamıyla B. Krok'a aittir ve sanatı da böyle tanımlar diyelim. Geldik üçüncü ve son kuramımız olan oyun olarak sanat kuramı. Oyun olarak sanat kuramı nedir? Böyle içinizi açacağını eminim bu kuramın. Şiler diyor ki insan oynadığı sürece insandır diyor. Çünkü sanat oyun oynamaya ben benzeyen bir etkinliktir arkadaşlar. Şilere göre insan rahatlama duygusunu kazandırıyor aslında oyun bize diyor. İnsanı günlük sıkıntılardan uzaklaştırır diyor ve insanın ne yapar diyor biliyor musunuz arkadaşlar? özgürleştirir diyor. Hem sanat diyor, hem oyun diyor. Bizi özgürleştirir diyor. Sanat da oyun da kendisinden başka bir amaca yönelmez diyecek. İkisi de pratik fayda sağlamak peşinde koşmaz. Yani biz neymişiz şilere göre oynadığımız sürece insanmışız oyun olarak sanat kuramımızda bu şekilde aklımızda tutabiliriz geldik güzellik problemimize bakalım güzellik problemimiz neymiş estetik nesnenin özne de estetik haz ya da beğenme duygusuna yol açan temel özelliğine biz ne diyoruz arkadaşlar güzellik diyoruz estetik neydi bizim için güzellik bilimiydi değil mi bunu da unutmayalım Platon güzelliği nasıl arkadaşlar. Tabii ki de güzellik zaman ve mekan dışı mutlak bir ideadır. Zaten Platon deyince aklımızda direkt ne olacak? İdealar canlanacak. Aristoteles ne diyecek? Güzel denge, uyum ve simetridir diyecek altın oran buradan hatırlayabilirsiniz. Hegel ne diyecek? Güzel mutlak varlığın dışa vurumudur diyecek. Yani Hegel bize aslında Tanrı'dan örnek verecek mutlak varlığın dışa vurumudur diyecek. Bakın burada bile filozoflarımız güzelliği nasıl tanımlamışlar gördünüz mü? Hepsi farklı açılarla yaklaşmış. Siz farklı açılarla yaklaşırken güzelliği aslında bir tanımlamayı ortak bir tanımlamayı güzel güzellik için bulamazsınız. Biz sadece yakın olarak tanımlamaya çalışıyoruz diyelim ve hemen gelelim güzelliği biraz daha açalım. Doğada güzel nedir arkadaşlar? Doğada kendiliğinden bulunan, insandan bağımsız bir güzellik olarak karşımıza çıkar. Peki sanatta güzel nedir? İnsanın duyguları ve dehası ile oluşturduğu bir güzelliktir. Yani doğada güzel ve sanatta güzel olmak üzere iki tür güzelimiz varmış, değil mi? Filozoflarımıza göre. Peki, sanatta güzeli biz ikiye ayıracağız. Hemen böyle bir ayıralım. İki farklı görüş var. Birincisinde güzellik ve estetik değerler özneldir. Bu hangi görüş hocam diye sorarsanız tabii ki de öznelci görüş olarak karşımıza çıkacak. Sanattaki güzelin ölçüsü nesne değildir diyecek çünkü öznelci görüş sanat eserinin kendi başına değerli olmadığını düşünecek ona bakanın yani alımlayıcının alımlayıcının gözünden bakmamız gerektiğini düşünecek sanatta belirleyici olan şey alımlayıcının yani öznenin nesneye bakış açısıdır dile getirdiğimiz gibi peki diğer görüşümüz nedir arkadaşlar nesnelci görüştür biz ne yapıyoruz şu an sanatta güzeli yorumluyoruz. Güzelliğin asıl ölçütü sanat eserinin kendisindedir diyecek nesnelci görüş. Dönemini aştığı düşünülen sanat eserleri bunun bir kanıtıdır. Mesela Van Gogh Yıldızlı Geceler eseri. Sonrasında bu düşündüğünüz bunun gibi eserler aslında nesnelci görüşün örneğidir diyecekler. Yani güzelliğin asıl ölçütü aslında sanat eseridir diyecek nesnelci görüş. Hemen geçiyorum sonraki slaytıma bakalım. Şimdi güzelliğin en başta ne demiştim temel kavramlara açıklarken güzellikle diğer kavramların ilişkisi var demiştim. Güzellik doğruluk ilişkisinde bakalım filozoflarımız ne demişler? Hangi taraflarda birbirlerine karşı eleştirilerde bulunmuşlar? Platon için güzellik ve doğruluk nedir arkadaşlar? Diyecek ki Platon benim için güzellik de doğruluk da aynıdır diyecek. İki kavram da benim için aynıdır diyecek. Çünkü her ikisi de varlığın özünü ifade eder diyecek Platon. Yani ne yapacak? Hem güzelliğe varlığın özü olarak bakacak hem de doğruluğa varlığın özü olarak bakacak. Peki Kant ne diyecek? Hayır Platon diyecek. Bu böyle değil diyecek. Kant için güzellik ve doğruluk kavramları ne olacak arkadaşlar? Farklı olacak. Sonrasında diyecek ki çünkü doğruluğu ben ne yaparım kavram olarak aklımla yani aklımla belirleyebilirim. Bu benim için bilgisel bir kavramdır diyecek. Yani aklımla kavrayabildiğim rasyonel bir kavramdır doğruluk diyecek. Güzellik ise duygularımla ilgili bir kavramdır diyecek. Hazımla ilgili estetik hazımla ilgili bir değerdir diyecek hatta. Onun için de benim için güzellik ve doğruluk bir değildir diyecek. Peki hemen geldim güzellik ve iyi ilişkisine. Eski Yunan felsefesinde güzel ile iyi aynı şey olarak kabul edilmiş arkadaşlar. Yani antik çağda. Platon'a göre güzel ile iyi özdeştir. Bakın burada Platon yine bir kabul etmiş güzellik ve iyiyi. Fakat Kant'a göre iki kavram birbirinden farklıdır. Bakın çağlar değiştikçe aslında düşünceler de ne kadar değişiyor değil mi filozofların? Ne diyor Kant? Güzel estetik bir kavramken iyi ise diyor ahlaki bir kavramdır diyor. Bakın kelimelere farklı etimolojilerden bakabiliyorlar. Kant güzel bir insan denince farklı, iyi bir insan denince farklı şeylerin anlaşıldığını belirtir. Yani burada ne diyor? Güzel bir insan deyince aklımıza estetik açıdan güzel bir insan geliyor. Ama iyi bir insan deyince ahlaklı bir insan aklımıza geliyor. Onun için bu iki kavram birbiriyle eş değildir diyor. Peki güzellik ve hoş ilişkisine bakalım. Güzel olan hoş olabilir ancak Güzel, hoş olanla sınırlandırılamaz diyecek filozoflarımız. Kant'a göre güzel, hoş ve yararlı olan aynı şey değildir. Yine burada Kant güzellik ve hoşunda aynı şey olmadığını belirtecek arkadaşlar. Güzellik ve yüce ilişkisine geldik. Bakalım bu kavram ilişkisinde neler karşımıza çıkacak? Burada arkadaşlar tabii ki de büyük filozofumuz Aristoteles karşımıza çıkacak. Aristoteles'e göre güzel ve yüce arkadaşlar birbirinden tamamıyla farklıdır. Neden peki farklıdır? Güzellik bir nesne ile ilgili olarak belirli, sınırlı bir yargıdır. Neymiş? Güzellik sınırlı bir yargıymış. Güzel olan da ne vardır arkadaşlar? Uyum vardır, düzen vardır... Oran vardır. Bu gibi özellikler bulunur. Güzel olan da değil mi Aristoteles'e göre? Peki yüce kavramında ne vardır? Yüce kavramında belirli ölçülerin üzerinde sınırsızlık ve sonsuzluk bulunur. Yani bakın ne diyor Aristoteles? Bu dağ diyor yücedir diyor ama diyor güzellik diyor sınırlıdır diyor. Uyum vardır, düzen vardır, oran vardır diyor. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan şeyler örneğin çok yüksek bir dağ diyor benim için yücedir diyor arkadaşlar Aristoteles. Geldim diğer bir soruma. Ortak estetik yargılar var mıdır? Bu konuda filozoflarımız bakalım ne demişler. Sanat felsefesinin arkadaşlar temel sorularından biridir. Bunu lütfen unutmayın. Bu konuda filozoflarımız bakalım ne demiş, neler sormuşlar. Öncelikle diyecekler ki insanların estetik yargıları arasında acaba bir uzlaşma olabilir mi? Bunu soracaklar ortak estetik yargılarda. Birinin güzel dediğini acaba bir başkası da güzel diyebilir mi? Yani biz ortak estetik yargılarda buluşabilir miyiz? Bunu düşünecek filozoflarımız. Diyecekler ki ortak estetik yargıların varlığını kabul eden filozoflarımız bunu nasıl kanıtlamaya çalışacaklar? Nasıl argümanlar sunacaklar? Bu anlayışa göre güzellik bütün nesnelerde farklı derecelerde bulunmaktadır. Yani ortak estetik yargılar vardır. Bu bireyin kişisel deneyimlerinden, alışkanlıklarından, tercihlerinden bağımsız olarak yani ne diyor arkadaşlar? Güzel güzellik diyor aslında sanat eserinin diyor kendisinde bulunan bir şey de vardır diyor. Yani ortak estetik yargılar vardır diyor buradaki filozoflarımız. Peki ortak estetik yargılarımız yoktur diyen filozoflarımız neyi savunacaklar? Estetik yargılar beğeniye dayalı yargılar olduğu için belirli bir ölçütü yoktur. Mesela ben size bu kalemi gösterdiğimde biriniz diyebilirsiniz ki aa ne kadar güzel bir kalem çok güzelmiş. Biriniz de diyebilirsiniz ki ya şeklini beğenmedim, modelini beğenmedim, rengini beğenmedim diyebilirsiniz. Buradaki filozoflarımız tamamıyla bunu savunuyor. Tamam bu kalem bir sanat eseri değil ama siz kafanızda tabii ki de sanat eseri olarak düşünün. Bir heykel düşünün mesela. Bu burada filozofumuz diyecek ki kültür ortamlarının farklı olması estetik değerlendirmelerinde farklı olmasına sebep olmaktadır. Tabii ki de kültür ortamları arkadaşlar. Düşünün mesela şey düşünelim boğa savaşlarını düşünelim. Bazılarına göre ne oluyor orada yaşayan yerel halk diyor ki bu bizim için diyor çok önemli bir şey diyor. Bizim için diyor bu bir sanat belki de diyor ama bazıları da bunu canice olarak görebiliyor. Ne oluyor? Kültür ortamları burada devreye girmiş oluyor. İnsanların psikolojik yönden farklı olmalarından dolayı da tabii ki de arkadaşlar farklı algılamalar olabilecektir. Bana göre siyah çok iç bunaltıcı bir renktir. Size göre de huzur veren bir renktir. Mesela onun için ortak estetik yargılar yoktur diyecek bazı filozoflarımız. Peki hocam o kadar dediniz. Kim bu filozoflar? Hemen bir bakalım. Ortak estetik yargıların varlığını kabul eden filozoflarımızdan tabii ki de arkadaşlar Kant başta gelir. Kant bilimsel yargılar gibi estetik yargılarında ortak değerleri ifade edebileceğini savunmaktadır. Yani ne diyor? Bilimsel yargılarda da hatırlarsanız bilim felsefesinden ortak bilimsel yargılar olabilir diyordu. Burada da estetik yargılarında ortak değerleri ifade edebileceğini savunuyor. Peki bunu nasıl açıklıyor? diyor ki mesela şu tablo güzeldir Sonrasında bu yargıya ortak duyguya dayandırılarak ulaşılmıştır diyor aslında. Çünkü güzelin beğenisi çıkarsız ve özgün bir hazdır diyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki de aslında ahlak felsefesindeki düşüncelerini hatırlayın. Orada da niyeti önemliydi. Burada da güzeli aslında yine çıkarsız bakıyor. Yine niyetiyle bakıyor. Ve diyor ki yani hiçbir karşılık gözetmeyen bir bakış nesnedeki güzelliği görecektir diyor. Yeter ki diyor. Siz diyor menfaatsiz bakın, çıkarsız bakın. Nesnedeki güzelliği zaten göreceksiniz. Onun için ortak estetik yargılar vardır diyecek. Mesela buna şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın yedi harikası var. Biz olmasak bile dünyadan tüm insanlar silinse bile o dünyanın yedi harikası orada olmaya devam edecek. Ortak estetik yargıların varlığını böyle savunan filozoflarımız var. Ortak estetik yargıların varlığını reddedenlerde de kim gelecek arkadaşlar? Tabii ki de ve krok gelecek. Neden gelecek? Çünkü sanat eseri ruhsal bir edinimdir diyecek B Krok ve sanat eserleri üzerine verilen yargılar, ortak yargılar niteliğinde değildir diyecek. Sanat eserleri sanatçının ruhunda bir an için meydana gelen bir ifadenin yani güzelliğin. Bakın ne diyor? Sanatçı diyor, bir anda hani bir ilham perisiyle diyor neredeyse meydana gelen bir ifadenin maddi görünüşü olarak ortaya çıkar diyor ve sanat adına ortaya konan her ifade bireysel bir nitelik taşır. Onun için ortak estetik yargılar yoktur. Burada hemen bir hatırlatma yapalım. Baker Rock kimdi arkadaşlar? Yaratma olarak sanat kuramını savunan filozoflarımızdan tabii ki de temsilcimiz olarak karşımıza çıkıyordu. Ve geldik konunun sonuna. Konu biterken neler öğrendik? Hocam çok şey öğrendik diyorsunuz biliyorum. Ama bence çok eğlenceli bir videoydu. Sanat, estetik ve sanat felsefesi nedir? Bunları öğrendik. Sanat felsefesinin temel kavramlarını inceledik. Güzellik, iyi, hoş, estetik özne, estetik nesne bunlara baktık. Sanat felsefesinin ve estetiğin temel problemlerini inceledik. Sanata çıkmayan felsefi görüşlere baktık. Soruları irdeledik. Sonrasında güzellik problemini inceledik. Diğer kavramlarla hoş, yüce gibi kavramlarla ilişkilerine baktık. Sonrasında ortak estetik yargılar var mıdır? Vardır diyen reddeden filozoflarımızın görüşlerini ve argümanlarını inceledik arkadaşlar ve geldik tabii ki de olmazsa olmaz ödüllü sorumuza. Kendinize çok iyi bakın. Cevapları yoruma bekliyorum. Hoşçakalın.